Merhaba. Bugün siyah kağıt üzerine beyaz ve gri tonlarıyla kumaş çalışması yapacağım. Onun videosunu çekmek istiyorum. Kumaş çalışması resim sanatının eğitimi açısından bana göre en eğlenceli olanlarındandır. Çünkü kumaşın o güzel kıvrımları, kumaşın dokusuna göre bazen daha sert, bazen daha ipeksi kıvrımlarını kağıda aktarmak çok zevkli gelir bana. Siyah kağıt seçtim. Çünkü genellikle beyaz kağıtlara çalışıyoruz ama renkli kağıtlara yapılan çalışmalar daha hoş olabiliyor bazen. Elimde bir fotoğraf var, Pinterest'ten indirdiğim. Bir kadının üzerindeki, başının üzerindeki örtü. O örtüyü çizeceğim, başı çizmeyeceğim, yüzü daha doğrusu suratı. Çünkü portre biraz daha farklı bir alan. Daha sonra portreyi işleyip videosunu alabilirim ama birkaç video kumaş çekmek istiyorum. 2 ya da 3 tane. Bu kumaş çalışmasında konuşayım dedim. Bazı videoları sessiz çekebilirim. Belki müzik bile yüklemem bilmiyorum. Kısa videolar çekmek çünkü niyetim çok uzun olduğu zaman izlenmeyebiliyor. Bu bir başörtüsü demiştik. Şurası kadının suratı. Bunu leke olarak bırakacağım. Ve başından aşağı doğru inen çok yumuşak olmayan pamuklu bir kumaşın dokusu ama yine de dökümlü bir kumaş. Işığın geldiği taraf şurası, yani buradan yüze doğru vuruyor. Alın kısmı ve şu kısım oldukça aydınlık. Şöyle bir alan. Evet, şunu, şurayı bu arada biraz daha derin almam gerekiyor. Daha, evet, şu derinlik var. Şurası da başın bu kısmı. Şöyle bir alayım. Şimdi başlıyorum yer yer konuşarak yer yer. Sadece konuşmadan çekeceğim. Konuşmadığım yerleri hızlandırmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi çok uzun videolar çekmeyeceğim. Kumaş çalışırken dikkat etmemiz gereken şey, ister beyaz ister siyah, hangi renk kalemle çalışırsak çalışalım. Kumaştaki ışıklı ve gölgeli alanları yansıtmak ve kumaşın kıvrımını verebilmektir. Bu yüzden yer yer o ışığa gölgeye göre şuradan başlayayım. Aydınlık bir alan burası. Hafif gri ile başladım. Ne diyordum? Ha, aydınlık ve karanlık alanları, yani ışığın düştüğü yerleri ve düşmediği yerleri çizmek, tonlamak önemli. Ve o kıvrımları vermek çok önemli. Şimdi şurası oldukça aydınlık. Biraz şöyle kağıdı çevireyim, bir alan. Ve şu bölüm, şu anda boyadığım bölüm oldukça temiz bir ışık alan bölüm. O yüzden burayı beyaz, kesif bir beyazla boyuyorum. Bu kısmı da sık sık kalemi değiştireceğim. Şurası daha gri. O yüzden geçiş yaparak. Oo, gofretim gelmiş. Gofret benim üçüncü kedim. Üç tane kedi ve bir çok güzel köpekle yaşıyorum. Belki ilk videomda bunu bahsettim. Bilemiyorum. O videoda çok konuşmuştum. Öyle görünüyor ki burada da çok konuşacağım. Neyse. Nerede kalmıştık? Şurası oldukça aydınlık bir alan. O yüzden yukarı doğru beyazı daha belirgin boyuyorum. Bu ışık şurada da devam ediyor. Şöyle bir. Burası karanlık gölgede kalan bölüm. Daha gri olacak. Şöyle yukarıdan. Şöyle başının gelişine doğru. Kıvrımlı dokuları verirken bu dokunun paralelinde boyamalar yapmak ya da dairesel hareketlerle bu boyamayı tekrar alayım. Dairesel hareketlerle boyamalar yapmak önemli. Şurası da yine kıvrımların aydınlık olduğu bölüm. Burada biraz grileştireceğim şu kısmı. Özellikle şurası. Daha koyu bir gri ile şununla. Şuradaki gölgeyi daha dar ve kısa bir gölge. Şöyle. Şurası, şu kısım oldukça koyu bir alan.
O yüzden onu siyahla. Kağıt siyah ama ben yine de hani kağıdın parlaklığını kapatması için koyu tonlamaları da yapacağım. Yani kağıdın siyahını tek başına bırakmayacağım. O yüzden şurayı gölgeleyeyim. Yüzü boyamayacağımı söylemiştim. Şurası da tamamen gölge, karanlık. Evet. Çünkü burada amacım örtüyü, yani kumaş çalışmasını yapmak. Şurası. Burası da. Gölge. Evet. Burada çok güzel bir volan var aslında. Yani kıvrım. Şöyle yapmıştık. Ha. Burayı yanlış yaptım. Çok fazla bakmadan yaptığım için o kısmı yanlış yapmışım. Biraz kalın bir beyaz alan getirdim. Hayır, şurada inceliyor. Sonra da ince beyaz bir kontürle dalga yapıp o kontürü nerede bakayım doğrusu buraya kalem, evet, kontürü şöyle bırakıyorum, sonra da düşüyor. Ben öyle yapmayıp şuraya kadar kalınlaştırdım. Bir resme çalışırken, yapılmış bir resim ya da bir fotoğraf ya da canlı odak her neyse çalışırken 50 defa bakacaksınız, 50 defa yapacaksınız. Bunu hep öğrencilerime de söylüyorum çünkü eğer belleğiniz çok üşüdüyse benimki gibi baktığınız şeyi kağıda doğru aktaramayabilirsiniz. Burası gölgeydi. O yüzden bu nedenle az önce yaptığım yanlışı yaparsınız. Ezberden öyle kafadan bir şey atarsınız. Kendi tasarımınızla yaptığınız resimde istediğiniz kadar çalışmakta, istediğiniz kadar yorumlamakta özgürsünüz. Ya da hani bir resmi yorumlamak isterseniz, önemli bir reprodüksiyon çalışması yaparken kendi yorumunuzu katmak isterseniz evet onu yapabilirsiniz ama birebir çalışıyorsanız, yani bunu yapma sebebiniz kendinizi, elinizi, gözünüzü eğitmekse bolca bakmalı ve az çizmelisiniz. 50 defa bakın, bir defa çizin. Yani bu 50 defa da biraz abartılı doğal olarak. Şurada ince kalıyor var. Şurası. Şu kısım daha koyu geliyor. Ama şu yüzün şu gelişini ben bir keskinleştireyim. Tam da bir yüz oldu. Daha net belli olsun. Sonra şurayı boyarım şimdi. Devam. Şu aydınlık çizgi buradan devam ediyor. Buradan diğer katları geliyor. Şurayı koyulaştırmıştık. Biraz uzatalım. Bu bölüm. Yani şurası da koyu bir alan. Burası da daha koyu. Nerede bizim fümemiz? Şu kısmı daha füme getirelim. Daha gölgeli çünkü. Bir tane daha kumaşla ilgili bir video çektim. 7 dakikalık oldukça kısalttım. Yine Pinterest'ten aldığım bir sanatçının yaptığı bir çalışmanın eskizi. Yalvaya yapmış. Bir dal üzerine asılmış. Beyaz bir örtü ama çok güzel kıvrımları var. Onu çalıştım. Onu da yükleyeceğim. Onu sessiz yükleyeceğim. Bu video daha hani biraz daha uzun olsun. Belki 10-12 dakika. Ortalama videolarımı 7 dakikada bitirmek istiyorum. Çünkü hani eğitim videolarından çok yapılmış işlerin videosu. Eğitim videolarında daha uzun çekebilirim ama şimdilik niyetim kısa ve öz videolar çekmek. Boyamalarda tonlamaları yaparken kalemi bastırmadan başlayıp daha koyu tonlarda kağıdın siyahından yararlanmak için. Sonra gittikçe bastırabilirsiniz. Şurada yaptığım gibi burası biraz daha aydınlık. Elimdeki açık gri kalemi bu bölümler daha ışıklı olduğu için bastırıyorum. Aslında bu kadar ışıklı değil ama üzerinde görünsün istiyorum. Sonra üzerinden tekrar koyulaştırarak geçeceğim. Sonra da evet.
konuşuruz daha konuydu. Nerede kalmıştık? Hem konuşup hem çalışma konusunda zorlanıyorum. Aynı anda iki işi yapmaya başarabilirim. Kadınların çoğu bunu yapar da. Hani bu videoda anlatmak ve çalışmak biraz zorladı beni. Alışacağım. O yüzden arada bir lafımı unutuyorum. Nerede kalmıştım diyebilirim. Diyeceğim ki bana hatırlatın. Maalesef hatırlatma şansımız da yok. Ne demiştik? Ha evet, kağıdın koyuluğundan yararlanıp bastırmadan bazı yerleri boyuyorum. Işıklı alanları daha fazla bastırıyorum. Şurada olduğu gibi burada çok az bastırdım. Bir de üzerinden koyu gri ile geçtim. Buradaki gölgeyi sanıyorum fark ediyorsunuzdur. Bakayım alıyor mu video? Almıyormuş. Videonun dışına çıkmışım. Evet, bir de onu kontrol etmem lazım. Videonun dışına çıkmamak lazım. Böyle kendi kendime konuşur da bir yerlerde boyarken hiçbir şey görünmeyince de bir anlamı olmuyor. Kendi kendimle dalga geçme konusu oluyorum. Aha. Ne demekse kendi kendimle dalga geçme konusunda bu arada çok kötü cümleler de kurabiliyorum. Lütfen kusura bakmayın. Öğreneceğim. Şimdi susuyorum. Bundan sonra sessiz çalışacağım. Bana kolay gelsin.
Örtünün bu tarafını bitirdim. Belki küçük dokunuşlar da yaparım. Şu koyu alanlar, tahmin ettiğiniz üzere gölge alanlar. Burada çizgileri derinliği vermek için yer yer diagonal çekmek lazım. Yer yerde düz o alana göre çizgileri çektiğimiz zeminin özelliğine göre değiştiririz. Kıvrımlı yüzeylerde kıvrımlı çizgiler, düz yüzeylerde düz çizgiler. Şöyle bir çekeyim şunu. Şurayı şimdi çalışacağım. Evet, şimdi daha iyi galiba. Şurayı yaparken bu bölüm oldukça aydınlık şuraya kadar. Sonra yavaş yavaş gölge giriyor ama şu kıvrımın sırt kısmı, kumaş aşağı doğru böyle indiği için burası en fazla ışık alan bölüm. Burada küçük dairesel, yani şöyle çizgiler çekiyorum. Çünkü bu kısım, yani şurası katlanarak içeriye girdiği için burada böyle bir alan var. Ve çizgileri çekerken de, boyarken de örnekte gördüğünüz gibi diagonal, yani kumaşın yönüne göre çekiyorum. Yani düz çizgi çekebilirdim ama sonra düzeltmek zor olur. Kumaşın yönünün nasıl olduğunu beynimiz ve gözümüz algılar. Bir düz çizgi çekersek orada bir hata olur. Dolayısıyla bu tür boyamalarda aşağı doğru inen zeminlerde çizgileri yukarıdan aşağı ya da diagonal çekmek daha doğru olur. Etkisi daha iyi. Şurada şu orta alanda biraz grilik var. Şurası sonra tekrar ışıklanıyor. Çünkü burası hafif kıvrılıyor. O yüzden burada beyazı bastırarak kullanıyorum. Yine çizgiyi hafif eğimli ve diagonal, yani çapraz çekiyorum. Şurası koyu. Şimdi boya, beyaz boyayayım ama gri ile orayı koyulaştıracağım. Şurası da aydınlık, ışığın vurduğu alan. Burada beyazı bastırıyorum ama üzerinden sonra tonlama yapmak için tekrar gri ile geçeceğim. Bakın zaten çizginin yönünü anlıyorsunuz böyle. Kumaşın böyle aktığını daha net bir şekilde gösteriyor. Şöyle geliyor. Şuradan böyle gelip şöyle dönüyor bu kumaş. Yani kıvrılıyor. Burası tabii beyaz olmayacak. Göstermek için çizdim ama biraz bastırarak çizmişim. Hata. Bazen dikkat etmeden hatalar yapabilirsiniz resminizde. Düzeltebiliyorsanız düzeltirsiniz, yoksa öyle kalır. Şimdi burası yine boyamayı diagonal yapıyorum. Düz ya da yatay ya da dikey değil. Çünkü burada böyle bir eğim var. Şu bölüm daha koyu. Şuraya kadar koyu. Bunu hatta siyahla da çok bastırmadan siyahla verebilirim bu koyu alanı. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz sanıyorum. Şuradaki geçişi yumuşak vereceğim. O yüzden orta ton gri ile beyazlığı öldürüyorum. Uçlarına kadar, evet, getirmeden tekrar siyahla şurayı biraz daha grileştireyim. Kuru boya ya da kara kalem kullanırken çok kat kat boyuyorum. Bu benim tarzım. Hani tek kat boyayla ve farklı boyalarla tonlamalar yapmıyorum. Böyle daha çok seviyorum. Boyaları 50 rengi birden üst üste kullanıp o tonu elde etmek daha çok hoşuma gidiyor. Çok fazla boya kullanıyorum ama sonuç beni tatmin ediyor. O yüzden bolca bunu yapıyorum. Çok realistik çalışmıyorum. Yani daha doğrusu hiper realistik çalışmıyorum ama benzeterek çalışmayı seviyorum. Yağlı boya çalışırken soyut çalışmak hoşuma gidiyor ama kara kalem, kuru boyada realistik çalışmayı daha çok seviyorum. Beni daha çok mutlu ediyor. Evet, biraz şu eğimi verdik. Şurasını biraz daha indirelim aşağıya. Evet, şimdi buradaki sert beyazlığı biraz yumuşatalım ve griye dönüştürelim.
şu ince örtünün bu kenarında tıpkı tepenin sırtları gibi açık aydınlık alanlar devam ediyor. Ama tabii çok beyaz değil. O yüzden elimdeki orta ton gri ile
Evet, bitti video. Şuraları falan yaptım, bitirdim. Kullandığım kalemler de bunlar. Hangilerini kullanmadım? Kahverengileri kullanmadım. Şu iki sangin kalemleri kullanmadım. Onun dışında bu kalemlerin hepsini kullanarak bu kumaşı, örtüyü bitirdim. Hoşça kalın. Bir dahaki videoya kadar her biriniz mümkün olduğunca iyi kalın, esen kalın, mutlu kalın. Bye.